Merhabalar. Housekeeping işlemlerini nasıl yönetir ve nasıl takip edebiliriz? Otel yönetimi içerisinde bulunan Housekeeper oda yönetimi, Housekeeper kontrol formları ve oda listesi gibi ekranlar üzerinden yönetim işlemlerini yapabiliriz. İsimlerini saydığımız ekranlarda F10 menüden de ulaşabilmekteyiz. İlk olarak Housekeeper oda yönetimini incelediğimizde karşımıza oda listesi gelecektir. Yukarıda görmüş olduğunuz hızlı filtreler alanından seçmiş olduğumuz filtreleme özelliklerine göre karşımıza örneğin dolu odalar, boş kirli odalar, boş odalar şeklinde hızlı şekilde filtrelemelerini sağlayabilmekteyiz. Aynı zamanda alt tarafta bulunan toplamlar alanında tesisimiz içerisinde bulunan toplam oda sayısından oda tipine göre filtrelemeler, manzaralara göre filtrelemeler, blok, konum ve kat şeklinde filtrelemelerini de sağlayabilmekteyiz. Buradaki işlemler için seçmiş olduğumuz oda listelerine göre oda durum alanında bulunan temiz, kirli, kontrole hazır, arızalı veya herhangi bir bilgi olmayan, kullanıma açık, kullanıma kapalı şeklinde örneğin kirli bir odanın temiz olarak işaretlememiz durumunda artık odanın temizlenmiş olarak belirtildiği listede gözükmektedir. Veya seçmiş olduğumuz başka bir oda için kontrole hazır dememiz durumunda ve F2 olarak işaretle dememiz durumunda odamızın kontrole hazır durumunda olduğunu veya bir başka oda için arızalı seçmemiz durumunda ve olarak işaretle dedikten sonra seçilen odalara arıza bakım formu açılsın mı sorusuna evet dememiz durumunda arıza bakımına ait bir form dolduracak. Buradan arıza türlerinden ilgili türleri seçip varsa not ekleyip oda numarası seçmiş olduğumuz odaya göre otomatik gelecek F2 kaydet dememiz durumunda odaya ait arıza kayıt formu oluşturabilecektir. Aynı zamanda bir diğer odamız için arızalı fakat form açılmasın durumunda da oda için arızalı duruma geçiş yapılacaktır. Kullanıma kapalı dememiz durumunda ise seçilen odalar kullanım dışı olarak işaretlenecektir. Seçilsin mi sorusuna evet deyip kullanım dışı olma nedeni isteyecektir. Örneğin gibi bir açıklama belirtip tamam dememiz durumunda odamızın kullanımına kapandığını pasif listemize gelerek ilgili pasif listesine düşmüş olduğunu bilmekteyiz. Tekrardan aktif listemize geldiğimizde ve filtre alanımızdan tüm odaları seçmemiz durumunda F4 periyodik işlemler içerisinde bulunan çarşaf, havlu, minibar gibi yeni bir sekme açıp periyodik oda listesinde tanımlamış olduğumuz yapılan periyodik değişikliklerde yalnızca ilk gün, günde bir ve diğer periyot seçeneklerine göre ve oda tiplerine göre yapılan işlemlerde seçmiş olduğumuz odaya F4 işlemler menüsü altında bulunan ilgili işlemi seçmemiz durumunda odamızda artık periyodik olarak ilgili işlem yapılacaktır. Mate atama ekranımıza geldiğimizde ise sekmemize gelip bu sefer otel personel kartları ekranımızdan tanımlamış olduğumuz ilgili personellerin mate listesi altında çıkacağını ve buradan mate atama seçeneği ile odaya mate atamasını gerçekleştirebileceğimizi bilmekteyiz. F12 tuşu altını incelediğimizde ise odamıza ait durum tarihçesini inceleyebilir. Görmüş olduğunuz gibi temiz ve çarşaf değişimi atandığını buradan görebilir. F12 tuşu altında bulunan oda arıza kayıtlarından ise seçilmiş olan bir arızalı oda için kayıt incelememiz durumunda yapılan kayıtları görebilir ve arıza durumunu tekrardan açıp buradan artık çözüldü seçeneği ile arıza kaydımızı tamamlar ve artık odamızın herhangi bir arızalı durumda olmadığını artık kontrole hazır durumuna getirip buradan F2 olarak işaretlememiz durumunda seçilen arızalı odamızın artık kontrole hazır durumuna getirildiğini bilmekteyiz. Aynı zamanda seçmiş olduğumuz odalarımıza not eklememiz de mümkündür. Bu şekilde buradan odalarımızın ve notlarımızın takiplerini yapabilir. Vazgeç diyerek geri geldiğimizde aynı işlemlerimizi oda listesi görsel seçeneği ile daha görsel bir seçenekte yapabilmekteyiz. Ve aynı zamanda buradaki ekranımızda resepsiyonumuzun da kolaylıkla kullanabileceği şekilde ilgili tasarım ayarları yapılmış bulunmaktadır. Bir önceki listemizde de seçmiş olduğumuz odaya göre F2 olarak işaretle seçeneklerinden yapılan housekeeping durumları
ve belirli periyot listeleri bu ekrandan da karşımıza gelecektir. İlgili odaları olarak işaretlediğimiz durumunda odalarımızın temiz olarak güncellendiğini ve ilgili oda üzerinde mouse'umuzu hareket ettirmemiz durumunda ise oda özelliklerimizi, konaklayan var ise konaklayan bilgilerini karşımıza getirmiş olduğunu görmekteyiz. Buradaki ifadeler ise şu anda görmüş olduğunuz kırmızı ikonlu bir odanın check-in'in veya check-out'unun hareket halinde olduğu, süpürge işareti içerisinde beliren odanın ise kirli olduğunu, yeşil işaretli odaların dolu olduğunu, gri olanların boş ve gri ok olanların ise kullanıma hazır olduğunu bilmekteyiz. Aynı zamanda ilgili değerlerin tanımlamaları ekranımızın sağ altında da yapılmaktadır. Buradan bir önceki listemizdeki gibi filtre komboları alanından örneğin deniz manzaralı odalarımızı filtreleyebilir veya housekeeping durumlarının temiz olan odalarımızı filtreleyebilir. Bu şekilde F5 temizle komutu ile de tekrardan yapmış olduğumuz filtreleri temizler ve yeni filtreleri de oluşturabilmekteyiz. Yukarıda görmüş olduğunuz hızlı filtreler alanından da ilgili hızlı filtrelerimizi kullanabilir. F9 işlemler menüsünde altında bulunan hızlı işlemlerden seçilen odalara göre checkout, not ekleme, arıza formu açma, kayıp eşya formu ve diğer seçenekler gibi işlemlerimizi de F9 altından yapabilmekteyiz. Ekranımızın altında ise yapacağımız ikon boyutlamalarını değiştirebilir, oda tiplerini gösterebilir, sanal odalarını göster veya gösterme seçeneklerini de alanlarımızdan kullanabilmekteyiz. F4 komutu altında bulunan seçeneklerde hızlıca rezervasyon, konaklama, bekleme ve no-show işlemlerini ekleyebilir, yapacağımız oda değişikliklerine ait değişiklikler ve incelemelerini sağlayabilir, listelerimizi tazeleyebilir, F8 komutu altında bulunan konaklama, folyo, günlük listeler ve diğer raporlarımıza ulaşabilir. F12 tuşu altında bulunan bir önceki ekranımızdaki gibi tarihçelerimizi, oda özelliklerimizi, arıza kayıtlarımızı, ilgili hareketlerimize F12 tuşu altından da ulaşabilmekteyiz. Örneğin bir oda durumunun housekeeper durumunu öğrenmek istediğimizde ilgili housekeeper günlük oda listesini çalıştırıp yapacağımız oda türlerinden boş, dolu ve tüm odalarımızı veya housekeeper durumundan örneğin kirli durumda olan odalarımızı, yapacağımız oda tipi kat, konum, manzara ve blok filtrelerinden filtrelerimizi kullanabileceğimizi, kullanım dışı odaları gösterme seçeneğini seçmemiz durumunda kullanım dışılarını göstermeyeceğini, F2 ekran dememiz durumunda karşımıza günlük oda housekeeper durumu çıkacak ve buradaki rapora göre F3 vazgeç diyerek yapmış olduğumuz parametrik kayıtları kaydedip örneğin şeklinde kaydederek her kullanıcı için bir rapor alabilir. Günlük olarak ilgili raporu ilgili kullanıcılarla paylaşabilmekteyiz. Raporlarımızı kaydedebilir, combo alanından seçeceğimiz rapor türüne göre ilgili mailere görev atamalarını sağlayabilmekteyiz. Buralardan da vazgeç diyerek geri çıkış sağladığımızda housekeeper kontrol formlarına geldiğimizde ise ön büro ile housekeeper arasında kontrol sağlamak amacıyla housekeeper kontrol formu sayesinde buradan F4 komutunu kullanarak yeni bir housekeeper kontrol formu tanımlar ve bu rapor sayesinde o günlere ait oda durumlarını buradan işleyip takip edebilmekteyiz. Örneğin vereceğimiz bir tarih ve önemliyse saat, hazırlayan ve onaylayan kişiler, yapılan bir not açıklaması ve burada karşımıza gelen tüm oda tiplerinden ilgili oda tiplerini temiz olarak seçip yapılan tüm işlemlerimiz aynı olması durumunda kontrol Y ile tüm satırlarımıza çoğaltabilir veya mevcut durumdaki işlemlerimizi mevcut durumları oda durumuna kopyalama dememiz durumunda mevcuttakileri aynı şekilde karşımıza getirebilir veya bir odada olan kişi sayısına artı bir çocuk sayısı eklenilmiş gibi bir bilgilendirme olması durumunda da ilgili alanlar doldurulur. Varsa açıklama ve diğer tanımlamalar yapılıp kaydet dememiz durumunda buradan alacağımız formu yazdırma seçenekleri ile ilgili birimlere kontrol formlarını iletebilmekteyiz.